Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz ve bomba bir araç modumuz var. Yine Tanju Akdoğan Volvo moduyla birlikteyiz. Ancak versiyon 2 olarak, yenilenmiş olarak ve çok daha kaliteli halde. Hemen emeği geçenlerden bahsedelim. Alperen Sağlam, Harun Aras, Muhammed Sıttık ikinci, Yasin Çalım, Erdem Kuzey, Hüseyin Şafak, Berkay Pekesen, Muhammed Kaan Tuncer ve Ozan Yılmaz Türk arkadaşlar. Kalabalık bir kadromuz var. Okumakla bitmiyor böyle. Emeği geçen herkesin ellerine, kollarına sağlık. Birazdan yola çıktığımız zaman neler değişmiş, neler yapılmış bir önceki versiyona göre. Onlardan da bahsedeceğim. Şöyle bir aracımıza bir bakalım önce. Şöyle gördüğünüz gibi ön tarafı körükler aşağıda. Arka tarafı daha yüksek şekilde. Bu sefer Dorsa ile birlikte geliyor. Kendine özel bir sesle beraber geliyor yine. Şöyle bir bakalım. Jantlarına, lastiklerine kadar yapılmış. Gördüğünüz gibi Alcoa'lar. Hop. Yine burada aynı şekilde. Dorse, Kron orijinal dorsesi yapılmış. Şöyle bakalım arkadan da. Evet, gördüğünüz gibi. Ve şimdi size bir sinyal hareketi göstereceğim. Dörtleri yakıyorum. Ya da normal sinyalde yaksanız olur. Evet. Kayar led şeklinde. Bunları da yapmışlar. Vallahi helal olsun. Çok güzel olmuş. Aracın dış görünümü bu şekilde. Şimdi içe de geçeceğiz. İçte de çok güzel bir animasyon yapmışlar. Bu arada 1.37 versiyonda çalışıyor. Cam açma falan mevcut. Şöyle dıştan da son kez bakalım. Şimdi aracın içine geçtik abi. Öncelikle bir kontağımızı açalım. Kabin aydınlatmamız var. O tuşundan kapanıp açılabiliyor. Aracımızın içi bu şekilde. Bu hareketliydi ama araç çalışınca mı geliyor bilmiyorum. Neden şu an hareketsiz gözüküyor? Her şey normal ama. Bu hareketliydi normalde. Çalıştıralım bir. Yok. Dıştan mı öyle gözüküyor? Bakalım. Allah Allah, ilginç. Normalde bu hareketliydi. Neden böyle duruyor anlamış değilim. Sıkıntı değil, çok önemli değil. Şimdi camlarımız açılıyor. Öncelikle bir hemen onlara şöyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi camlarımız bu şekilde açılıyor. Birazcık sesini de açmak istiyorum. Şuradan ana sesi şöyle yükseltelim. Bu sol camdı. Şimdi bir de sağ cama bakıyoruz. Sağ camla alakalı çok güzel bir animasyon yapmışlar. Bakın şimdi. Sağ camı açtığım zaman neler oluyor? Abi, koltuğu da sağ cama bağlamışlar bak. Camı ne kadar açarsan ona göre hareket ediyor. Cam hani cam inip kalkmasıyla, cam animasyonuyla beraber koltuk animasyonunu da yapmışlar. Çok güzel olmuş ya. Bunu ilk Yasin bana küçük bir videosunu attı böyle. Telefonla çekmiş. Oha dedim ya, daha neler artık. Adamlar bunu da yapmış yani, anlayacağınız. Arkadaşlar 1.37 sürümdeyiz. Mecburen harita modu kullanamıyoruz. O yüzden yine DLC'mizdeyiz. Şöyle şurada bir animasyonlu bir gemimiz vardı. Oradaki rotayı izleyeceğiz. Şöyle yukarıya doğru çıkacağız. Gidebildiğimiz yere kadar 1040 kilometrelik uzun bir rota var çünkü önümüzde. Gidebildiğimiz yere kadar yine gideriz. Şimdi yavaştan yolumuza çıkalım şöyle. Hatta dıştan şöyle başlayarak çıkalım. Sonra yine iç kameraya geçeriz. Yolda da araç değişikliklerinden bahsederiz biraz. Bu arada kornalarımız. Bunlar da kornalarımız. Aracın altı tabii. O kadar olur yani. Körükler aşağıda bir şekilde. İsterseniz bunu normal versiyonu da alabiliyorsunuz. Tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey bu. Bak bak, nasıl kafa kaldırıyor. Allah, dur. Dönüşü kaçırdık. Dur. Fizik çok fena fizik.
Buradan döneriz herhalde artık. Hemen şöyle bir ayarlara gireceğim. Direksiyon kendini toplamıyor şu an. Toplamadığı zaman hop şunu yapıyoruz hemen. Sonra normale dönüyor her şey. Araç fiziği biraz fazla. O yüzden kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Ben en düşükte kullanıyorum şu anda. Yatma riskimiz falan biraz fazla olabilir. Ona göre değerlendiririz yolda. Yani araç fiziği hakikaten çok fena olmuş. Ani frende belki 6 bile vurabilir, bilmiyorum. İlk defa sizlerle beraber ben de deniyorum. Sadece aracı hazırladım. Getirdim şirkete, koydum, rotayı belirledim. O kadar. Başka hiçbir şey yapmadım yani. Bir çakılalım mı? Çakalım mı aracı? Hop. Çarpmadı. Sıkıntı yok. Sesi falan da çok iyi olmuş. Hatta şöyle camı açalım biraz. Soldan soldan biraz da rüzgar sesiyle beraber gelsin. .37'ye gelecek olan modlar daha bu beta hali. Yanlış olmasın yani. Beta halindeyken bu şekilde tam sürüme geçtiği zaman ETS kim bilir neler neler yapacaklar yani. Hele ki bu cam animasyonlarıyla alakalı neler neler yapılır. Tahmin edemiyorum yani. Sağ camı da açalım biraz. Koltuk dönmüş, dur bakayım. Aynen, hafif hafif dönmüş koltuk. Dur bak şöyle yapalım. Oh tamam. İşte bunu diyordum ben. Bu olabilir yani. Bu fizikle bu olabilir. Normal yani. O kadar o fizikle. (gülüyor) 22 tonluk bir yükümüz var. Neler değişmiş araçta, onları da hemen bir sizlere okuyayım. Araç komple model olarak değiştirilmiş. Komple bağımsıza çevrilmiş. Kendine ait motor sesi eklenmiş. F-Mod ile yapılmış bu. Araç parçaları komple yüksek kaliteli parçalarla değiştirilmiş. İnteriyor komple baştan yapılmış. Koltuk animasyonu eklenmiş. Az önce göstermiştim. Cam açma kapama animasyonu eklenmiş 1.37 versiyonu için. 1.36'da bilmiyorum. Çalışmıyordur herhalde. Sanmıyorum çalışacağını. İç dış kaliteli AO render alınmış. Tanju Akta'nın yeni eklediği parçalar araca eklenmiş. Birebir yapılmış jant ve lastikler eklenmiş. Direksiyon körük animasyonu eklenmiş. Dorsa modeli komple değiştirilmiş. Ve dorsa birebir aynısı toplanmış arkadaşlar. Araçta baya baya büyük değişiklik var. Yani neredeyse sıfırdan yapılmış gibi bir şey olmuş yani. Tekrardan emeği geçen herkesin ellerine kolana sağlık. Video açıklamasında aracını indirme linkini bulabilirsiniz. İndirdiğiniz zaman RAR içerisinde 3 tane SCS uzantılı dosya var. .SCS olarak geçen. Birisi aracın kendisi, birisi dorse, biri de ses modu arkadaşlar. 3 farklı mod var yani. Mod yöneticisinde de oyun içinde aktif ederken sesi en üstte tutun. Dorsel aracın yeri önemli değil ama ses bunların hepsinin en üstünde kalsın. Yoksa çalışmaz, bilginiz olsun. Çalışmama gibi bir olayı varmış.
çok sakat. Altını fena vuruyoruz. Şu 1.37 tam sürüm gelse de artık bir harita modları da ona göre yapılsa, güncellense, çıksa piyasaya. Camı kapattık, hemen değişti. Retarder sesi çok güzel. Yine gerçekten piyasaya çok kaliteli bir araç kazandırmış oldu arkadaşlarımız, sağ olsunlar. Yapıştıralım. Gemiye kadar. Yol güzel gibi. Retarder de çok güzel geliyor yalnız ha. Çok iyi olmuş o da. En sevdiğim şeylerden biridir. Çok fena vurduk altını. Fena vurduk vallahi altını. Evet, gemiye gidiyoruz. Geminin olduğu yere geldik. Ya bu şekilde altını vurmasını istemiyorsanız fiziğiyle oynayabilirsiniz. Ya da söylediğim gibi ben böyle hani arkası kalkık bir şekilde kullandım. Onun seçeneği var. İsterseniz normal düz versiyonda da oynayabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey bu. Böyle kalıyoruz. Motor stop ettik. Geçiyoruz karşıya. Animasyonu gösterecek mi bakalım? Evet, gösteriyor. Aracımızın dış görünümünü de bu şekilde bir izlemiş olalım. Gemideyken. Evet. Bayağı şekil duruyor yalnız ha. Böyle bembeyaz. Geçen hatta Sezer Ankara'da karşılaşmış Tanju'yla. Tam tırının önünde beraber fotoğraf çekilmişler falan. Selam da söylemiş sağ olsun. Bizden de buradan selamlar olsun Tanju'ya. Araç gerçekten böyle hani fotoğrafını gördüm. Tamam, oyunda böyle görüyoruz ama Sezer böyle yakından çekmiş fotoğrafını gördüm. Gerçekten böyle çok kallavi duruyor yani. İnanılmaz güzel duruyor araç. Canavar gibi. Volvo zaten devasal bir araç. Bir de böyle güzel yapıldığı zaman çok şekil duruyor yani. Çok yakışıklı gözüküyor. Evet, hadi bakalım. Gemiden inme zamanı. Gerçi bu gemiden direkt inmiş şekilde bizi bırakıyor. Böyle bir saçmalık yapıyor. Aslında keşke geminin içinde indirse de bizi. Biz oradan çıksak. Nedense böyle bir şey yapıyor yani.
Kesir altını vurduk. O yüzden bayağı bir yavaşladım yani. Hava... Aha bak vurduk mesela. Hava şöyle biraz bulutlu olsun ya. Abi grafik modu olmayınca bulutlar sürekli böyle anlık kayboluyor, gidiyor. Biraz şöyle bulutlu olsun ki güzel bir görünümü olsun havanın. Oh trafiğe bak. Biz geçebiliriz inşallah buradan. Keşke bize yol verseniz. Abi burnuma kadar giriyorsun, burada yol veriyorsun ya. Nasıl çıkayım ben buradan? Adam burnuma giriyor, ondan sonra yol veriyor bana. Dur lan. Dur. Sen yürü. Sen dur. Ha şöyle ya. Atalım kendimiz yola. Yoksa bunların yol vereceği yok yani. Sen de dön. Oh be. Rahatla dönüm en azından. Yine bir tren yolu var önümüzde. Yapacak bir şey yok. Bugün böyle birazcık altını vuracağız yani aracın. Şekil gözüksün diye aracı paramparça ediyoruz. Kamerası. Oo sese bak. Rüzgar sesi mi bu? Böyle bir şey koymuşlar galiba. Bu yolda çok güzel ya. Daha önce oynamıştık bu yolda. Köprü altından geçerken sesleri duymuşsunuzdur. İnşallah önümüzde tünel falan da vardır ya, biraz da tünel sesi duyarız. Yolun karışıklığına bakar mısınız? Her yerden bir araç geçiyor.
Allah Allah, bayrak niye hareket etmiyor? Hadi la. Şimdi sağdan geçmeye çalışacağım. Al işte. Tövbe yarabbim ya. Adamı deli ederler ya. Otobüsler korkutuyor beni. Otobüsler sıkıntılı. Bu oyunda otobüsler çok problem. Tanju'nun tırına geçmiş olsun. Oyunda test ederken tırda parça kalmayacak. Buraya ilk defa mı geldik biz ya? İlk defa görüyorum ben buraları. Gelmişizdir belki ama hatırlamıyorum. Abi yeni harita DLC'si Road to the Black Sea. Şu ana kadar yapılmış en iyi harita benim gözümde. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama düşüncelerinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Ama benim gözümde şu ana kadarki yapılmış en iyi harita. İskandinavya diyordum ama bu harita çıkana kadar. İtalya da çok iyiydi. İskandinavya ile İtalya arasında hep kalıyordun. İtalya'nın görüntüler, grafikleri çok iyiydi. Dokuları çok güzeldi. Yolları çok çok güzeldi. Ama İskandinavya'nın da yolları çok efsaneydi. Ta ki bu harita gelene kadar. Ne zaman bu harita geldi? Bütün her şey değişti. Oğlum ne oldu lan? Bu kadar düştü hızın.
Oğlum o nasıl bir yavaşlamadır ya? Yol çalışması varmış. Görmüyorum. Gelen var. Ben ne zaman sollamaya çıksam başımıza bir şey geliyor. Dur bakalım bunda yiyecek mi? Yine bir dönüş var. Görmeden gidiyoruz. Başımıza bir şey gelmeden geçtik abi. Süper, tamamdır. Bu sefer problem yok. Bayağı 30 dakika olmuş video. 29 küsur dakika olmuş. Nasıl geçtiğini anlamadım yani. O kadar keyifli bir mod. Tekrardan söyleyeyim, video açıklamasına indirme linki var arkadaşlar. Modun. Door ses, ses, araç hepsi beraberinde geliyor. Sesi mod yönetiminde en üstte almayı unutmayın oyun içinde. 1.37 versiyonda çalışıyor. Müsait bir yer bulduğumuz zaman oraya gireriz, yavaş yavaş bitiririz. Müsait bir yer görebilirsek tabi. Hiç yok. Önümüzde hatta virajlar var biraz. Ferhat bunlardan da bir kaza videoları çıkartabilir. Dokuz hazır zaten. Onun yapımına bile başladı adam. Böyle kullanmasanız da olur aracı, sıkıntı değil. Biraz fazla vurabiliyor bu şekilde. Dikkatli sürmeme rağmen yine de
Vallahi duracak bir yer yok ya. İlginç. Evet. Bayağı bayağı uzun bir ETS videosu olacak gibi. O sallıyorsa ben de sollarım. Hatta ben ikinizi birlikte sollarım ya. Basalım bari, ne yapalım? Park edecek bir yer bulamadık. Basalım gidebildiğimiz yere kadar. Varsa buralarda vardır. Durabileceğimiz bir yer. Evet, burada bir benzinlik var ama kapalı mı la? O ne? Demir yolu. Bu benzinliğe girebiliriz ya. Benzinlik olarak gözükmüyor ama sorun değil, girebiliriz yani. Demir yolu da var ya, hiç durmuyor. Ah, kontağımızı da kapattık. Evet arkadaşlar, aracımız bu şekilde, çok yakışıklı, çok şekil gözüküyor gerçekten. Sizler de kullanmak isterseniz video açıklamasından indirebilirsiniz. 1.37 ve beta versiyonda çalışıyor. Bilginiz olsun. Tekrardan emeği geçen herkesin ellerine, kollarına sağlık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.